Evet sevgili dostlar, sponsorlarımızın katkısı, sizlerin desteğiyle hazırlanan videomuz hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Şimdi güzel bir giriş yaptım ama Fenerbahçe U19'un da maçı var bugün. Tanıdık isimlerden Yiğit Efe Demir, Recep Efe Koçak, Yusuf Kocatürk, Jorginho, Muhammed İmre'yi çoğunuz bilirsiniz diye düşünüyorum. Çağatay Kurukalıp, Ensar Brahiç, Melih Bostan ilk 11'deler, ilk yarısı 0-0 bitti. Yedekler içerisinde de arkadaşlar bazı bildiğiniz isimler var. Mesela Bora Aydınlık gibi, Yiğit Epözdemir gibi, Çağrı Fedai gibi ama yani Fenerbahçe TV'den de yayınlanıyormuş sanırım. Ben şu anda bakamıyorum sizlere video çektiğim için ama. Gerçi bakabilirim ya, niye bakamayayım? Sessiz sedasız. Efendi efendi şurada izlerim. Ne olacak arkadaşlar? Şimdi sevgili arkadaşlar, bir konuda fikir birliğine varalım. Üye olmak zorunda değilsiniz ama üye duyarı kasmak zorunda da değilsiniz. Yok fakiriz, yok ölüyoruz, yok bilmem şöyle böyle falan filan diye. Sadece ekrana bir görsel vereceğim. Tasvip etmediğim bir görsel. Yani 1 Ağustos'tan itibaren sanırım fiyatlar böyleymiş. Yani en düşük adını anmak istemediğim şeyin fiyatına bakarsanız, günde bir paket, iki paket içen arkadaşlar düşünürsek, ayda sadece ve sadece ve sadece 25 TL vermek çok geliyorsa, fakir edebiyatı yaptırıyorsa, son içtiğiniz sigara olsun inşallah. Allah bir daha size sigara içirtmesin inşallah. Son içtiğiniz sigaranız olsun inşallah. Tamam? Böyle de güzel bir bedduada bulunayım. Hepiniz bu sayede bırakırsınız inşallah. Madem yani edebiyat yapmayı seviyorsunuz, ben de sizlere bir güzellik sunayım istedim arkadaşlar. Yani bizim üyelik türleri de bu şekilde arkadaşlar. En düşük üyelik ücretimiz 25 TL. Zaten bütün duyumları anında topluluk kısmında alıyorsunuz. WhatsApp grubu için 60 lira ve 125 TL'lik üyelikleri alabiliyorsunuz. Yani 2 tane sigara paketi fiyatına bir aylığına direkt WhatsApp grubuna girebiliyorsunuz. Herhangi bir zıkkımın bir paketi fiyatına da bir aylığına üye olabiliyorsunuz. Çeşitli rozetlerden vesaire kullanabiliyorsunuz. Bazı canlı yayınlarımız, bazı etkinliklerimiz oluyor. Zaten eğer bir kere denerseniz ne demek istediğimi anlayacaksınız. Üyelik reklamını da yaptığımıza göre duyumlara başlayabiliriz diye düşünüyorum. Emre Belezoğlu destekli transfer ister misiniz arkadaşlar? Düşünün bakalım, Emre Belezoğlu destekli. Nasıl yani? Şimdi transferde sürpriz hedef Emre Belezoğlu detayı. Fenerbahçe transfer yapacak arkadaşlar. Yani lamı cimi yok, inşallah yapacak. Hatta ben en az iki tane beklediğimi de defalarca söyledim. Ve Jesus birçok ismi takip ediyor, takip ettiriyor. Şimdi %100 değil bu vereceğim bilgi ama 5-12 Aralık'ta Antalya kampı düşünülüyor. %100 değil derken orada bazı pürüzler çıkabilir. Yani uzun zamandır takım bir arada değildi. 2 gündür takım bir arada. İstanbul dışında kamp talebi var ama basından, medyadan uzak kalma düşüncesi var. Hocam transferden bahsedeceğim. Boşver kampı. Bizim için hiçbir önemi yok kampın. İster İstanbul'da olsun, ister Antalya'da. Olur mu canım, Antalya'daki arkadaşlar da görsün. Şimdi Fenerbahçe Ocak ayında aslında kanat transferi yapma fikrine sahip değil. Ama yaz transfer dönemi için Bertrand Traore. Hatırlayacağınız üzere sezonun başında biz Aston Villa'dan satın alma opsiyonu kiralık istedik ama Aston Villa sadece kiralık veririm deyince biz transferden vazgeçtik. Başakşehir'de gitti, futbolcuyu aldım. Jesus ise futbolcuyu takip ediyor ve sezon sonunda alabilirsiniz diyor. Burada Emre Belezoğlu hızlı davrandı diyor ama alakası yok. Biz Saok istedik, onlar direkt kiralık istedi. Peki hocam Başakşehir'de ne yaptı? 16 maç 3 gol 1 asist. Hocam yanlış anlama ama 16 maç 1 asist yaptıysa hiç Fenerbahçe topçusu değil diyebilirsiniz. Aston Villa satmak istiyor. Bilginiz olsun, vergilerle birlikte maaşı 4.2 milyon euro.
Hani kanatlarda forvette görev yapabiliyor. Geçen sezon da Başakşehir gitti. Aston Villa'dan Trezeguet'i kiraladı. Kiralanan Trezeguet gitti Trabzonspor satın aldı. Bu sene de Traore'yi aldılar. Acaba Fener satın alır mı diyor. Biz izliyoruz. Arkadaşlar biz birçok futbolcu izliyoruz. Belki havuzumuzda 500 futbolcu var. Bak abartmıyorum. Belki 500 futbolcu var. Ama hepsini alacağız diye bir şey yok. Yani onu da belirteyim. Peki hocam senin üyelerin hangisini alacağımızı biliyorlar mı? Yorum yapmıyorum. Fenerbahçe'ye 1.91'lik dev stoper Ocak ayında diyor. Şimdi peş peşe stoper konuşacağım. Birinci stoper 1.91'lik ve Ocak ayında gelecek isimmiş. Brezilya pazarından tanıdığı William Rocha'nın peşine düşmüş Fenerbahçe. Bundan şeyin haberi var mı William Rocha'nın? Hocam onun haberi var. Fenerbahçe'nin haberi var mı? Hocam anladık. Sıradaki habere geç. Yo, belki yeni şeyler varsa yeni takipçiler. Hani onlar ne demek istediğimi anlamamıştır. Arkadaşlar bizim kanalda öğrenmeniz gereken bir olay var. Biz birçok duyumu direkt böyledir diye vermiyoruz. Şimdi hani niye üye olmalıyım? Niye abone olmalıyım? Aradaki fark ne diyorsunuz ya? Üye olduğunuz zaman topluluk kısmında misal şöyle bir duyum geliyor. William Rocha külliyen yalan diye. İşte Bertrand Traore külliyen yalan diye. Videoyu izlerken ne demek istediğimi anlamanız lazım. Aradaki fark bu. Ha tabii ki videoyu izlerken de çıkıp da arkadaşlar 3x artı y eşittir z. Buradan yola çıkarak bir polinom üretelim. Ve trigonometriye de bağlanarak tanjantını bulup bilin bakalım Traore geliyor mu diyecek halimde yok. Hani William Rocha geçiniz hocam dediğinize göre nedir? Sıradaki haber. Stoper'de öncelik yerli de Fenerbahçe'nin ilk hedefi biliyorsunuz. Samet Akaydın Fenerbahçe'ye geldi. Transferi yapıldı. El sıkışıldı. Aynı şekilde Kaan Ayhan Fenerbahçe'nin futbolcusu oldu. Tabii arkadaşlar. Tabii sizin o takip ettiğiniz yere göğe sığdıramadığınız sayfalar ikisini de getirmedi mi? Transfer etmedi mi? Galatasaray'ın Beşiktaş'ın elinden almadık mı? Bana niye nav nav diyorsunuz? Yapıldı. Yapıldı bunlar. Allah Allah. Çok kötü kalplisiniz ya. Gerçekten kötü kalplisiniz. Onlar getirince güzel. Ben getirince ya nav nav. İyi bir şey demiyorum ya. Neyse. Ara transfer, stoper. Arkadaşlar Samet Akaydın, Kaan Ayhan'ı aldık. Hayırlı olsun. Bitmedi. Mert Müldür ve Fatih Aksoy'u da aldık. Hayırlı uğurlu olsun. Ya hocam Ciliç Bahit yapma. İkisini de almadık falan filan. Sizin takip ettiğiniz sayfalar aldı diyorlar. Arkadaşlar şu anki haberde diyor ki Kaan Ayhan ve Samet Akaydın'ın listesini aldı. Kaan'ın takım arkadaşı Mert Müldür'le ilgilendiği ortaya çıktı. 23 yaşındaki milli futbolcu şöyle böyle 7 milyon euro piyasa değeri var. Daha önce verdiğim duyumu hatırlatıyorum. İnşallah ricamı hatırımı kırmayıp abone olup kanalın abone sayısını 27.200 yapacak bütün dostlarımız için bu duyumu veriyorum. Ahde vefa imandandır. İnşallah ahde vefa gösterirsiniz. Rica ediyorum sadece. Göstermişseniz de canınız sağ olsun. Biz elimizden geldiğince her videoda duyum vermeye çalışıyoruz. Sizlerin beğenilerini bekliyoruz ve beğendiğiniz zaman da çok mutlu oluyoruz. Bunu da belirteyim. Şimdi önceki videolarda şöyle bir ifade kullandım. Mert Müldür devre arası asla gelmeyecek. Yaz transfer dönemi zor ama imkansız değil. Gelme ihtimalinin en yüksek olduğu zaman 2024 yılı Ocak ya da Haziran dönemi. Bunu belirteyim. Fatih Aksoy konusunda yanlış isme bakıyorsunuz. Evet Alanya Spor'dan bir isimle ilgileniyoruz ama Fatih Aksoy olur, Furkan olur, Bayır olur. Ona da bakın edin. Hani bizim ilgilendiğimiz hani gelişim gösterebilir raporu verdiğimiz isimlere bakın. Onu da söyleyeyim. Kaç gol yapmış, kaç asist yapmış Mert Müldür çok umurumda değil. Çünkü ben size net bir tarih söyledim. Ötesi yok. Stoperle devam edelim. Hocam bir dakika benim şimdi kafam hiç almadı. Biz Rocha'yı alıyoruz mu? Traore'yi alıyoruz mu? Samet? Kaan Ayhan? Mert?
Fatih Aksoy, o zaman sen niye video çekiyorsun o zaman? Demeyin. Ben bilgilendirmek için çekiyorum arkadaşlar. Ne yani verdiğim her ismi alacak mıyız? Peki bir şey soracağım hocam. Şimdi yok diyorsun, çık diyorsun bilmem ne. 10 gün sonra atıyorum Furkan Aydın'ı alacak olduk. O zaman ne diyeceksin? Hadi diyelim ki şartlar değişti, zaman değişti. Baktık Alanya dedi ki size bedava veriyoruz. Ulan bir şeye gıcık kaptık, bir şeyden tiksindik. Alın sizin olsun. O zaman ne yapıyorsun? Bence güzel bir soru. O zaman da şöyle yapıyoruz. Eğer Fatih'le ilgili ya da Furkan'la ilgili böyle bir gelişme gelirse son dakika stoperde şey diye. Yani videoları takip etmeniz lazım. Bugünkü videoyu izleyip 10 gün video izlemeyip sonra tekrar video izlerseniz dersiniz ki ne oldu? Mesela Luan Perez ilk sakatlandı. Aradan bir zaman geçti. Şöyle söyledim 3-5 gün sonra. Luan Perez Dünya Kupası arasına kadar oynamayacak. Kesinlikle oynamayacak. Onun üstünden bir 3-4 gün geçti dedim ki 25 Kasım o zaman belli değildi. Dünya Kupası arasında takımımıza izin verilecek. Takım toplanırken orada idmanda olacak. Merak etmeyin diye. Onu belirttim. Aradan bir zaman daha geçti. Dedim ki Luan Perez'in sakatlığı takım çalışmaya başladıktan sonra takımla çalışmaya başlaması sakatlığı tamamen atlatması demektir. Sakatlığı tamamen atlatması 1-2 hafta arasında değişecek. Ben bir haftayı uygun görüyorum. Yani takım atıyorum 20 Kasım'daysa 27 Kasım'da olacak diye. Sonra 25 Kasım netleşince dedim ki takım 25 Kasım'da toplanacak. İki tane hazırlık maçımız var. İki hazırlık maçında da Luan Perez yok. Hazırlık maçlarından sonra takımla çalışabilecek dedim. Düz koşulara başlaması bak. Önce salon çalışması. Salon çalışmasının arkasından düz koşular. Düz koşuların ardından yani düz koşularla birlikte hem salon çalışması hem düz koşu olursa biraz daha süreyi arttırır. Düz koşular devam ederse zaten bir hafta içinde takımla çalışır dedim. Dün paylaştım. Elemanın biri yazmış. Hani diyor 1,5 ay önce dedin ki ayın 25'inde takımla çalışacak. Aynen böyle oluyor işte. Eğer arkasını takip etmeseniz de böyle oluyor. Of çok yordum ama mecburum. Atilla Sanayi'ye İngiliz kancası sezon sonunda. Bir kere bu haberi çok önemsemiyorum. Niye önemsemiyorum? Ulan bildiğiniz bir şey. Yani şey bir duyum değil ki, gizli bir duyum değil ki. Arkadaşlar Atilla Sanayi ile İngiliz takımları ilgileniyor. Biliyoruz. Fransız takımları da ilgileniyor. Biliyoruz. Alman takımları da ilgileniyor. İspanyollar da ilgileniyor. İtalyanlar da ilgileniyor. Biliyoruz, bilmediğimiz bir şey söylüyor. Gidiyor mu? Yok. O zaman sıradaki habere geç hocam. Ama şeyi merak ettim, takımı merak ettim. Leicester City'ymiş Atilla Sanayi listesine alan. Sezon sonunda hamle yapması planlanıyormuş. Tabii kümede kalırsa. Ocak 2021'de Fenerbahçe'ye geldi. 90 maça çıktı. 5 gol yaptı. 3 asist yaptı. Son 25 maçın tamamında oynadı. 1 gol 1 asistlik katkı sağladı diyor. Al. Arkadaşlar devre arasında Atilla Sanayi gitmeyecek merak etmeyin. Ama başka stoperimiz gidebilir. Ya da başka savunma oyuncumuz gidebilir. Savunmadan bir ya da birden fazla isim gidebilir. İşte bunun açık halini üyeler alıyorlar. Abone arkadaşlar biraz bekleyecekler. Spezia'dan açıklama gelmiş. Resmen açıklamışlar Serdar Dursun'u. Fenerbahçe'de fazla forma şansı bulamayan Serdar Dursun. Bu arada arkadaşlar benim önümde öyle bir liste var ki bunu kısaltıp bunun özetini çıkartmak bile gerçekten söylüyorum bak. Hani kendimi övmek ya da başka bir niyetle söylemiyorum ama. Gerçekten beğeniyi hak eden bir performans gösteriyorum. Eğer önümdekini görseniz moda mod okusam hiçbiriniz kanalda kalmazsınız. O yüzden beğeni rica ediyorum ya. Ya emeğe saygı arkadaşlar ya. Ne bileyim anneniz falan yemek yapınca eline sağlık demiyor musunuz siz ya? Eşinize falan demiyor musunuz? Yani Allah razı olsun'u cümle içerisinde kullanmıyor musunuz hiç? Teşekkür ederim he. Neyse canınız sağ olsun ya. Ananıza babanıza sağlığınıza sağlığınıza size bir şey olmasın da. Serdar Dursun için İtalya Serie A ekibi Spezia'nın istediği iddia edilmişti. La Gazzetta dello Sport İtalyan ekibinin transfer isteğini yazmıştı. Ama bir açıklama geldi arkadaşlar. Sportif direktörü Eduardo Macchia'nın bir forvet bulmamız gerekiyor demiş. Tabii santrafor bölgesi için Marco Livaca ve Serdar Dursun adaylar arasındaymış. Fenerbahçe ile sözleşmesi de var.
Almanya'dan geldi, Darmstadt'tan. Orada bayağı golcüydü. Fenerbahçe'ye geldi, 49 maça çıktı. 17 gol, 6 asist. Hani azımsanmayacak bir düzey. Tabii dakika bazında da çok şey değil. 12 kez bu sezon forma giydi. 2 gol, 2 asist yaptı. Kariyerinde çok golü var. Milli takımda 10 kez oynayıp 7 gol atma başarısı gösterdi. Ama ona rağmen milli takıma seçilmiyor. Ben şunu söyleyeyim. Türk milli takımının as forveti. Ne derseniz deyin. Eğer herhangi bir takıma gider oynarsa Türk milli takımının as forveti. Bak 2.8 milyon euro piyasa değeri var. Ben bir şey söyleyeceğim. Spezia 2.8'e alıyorum dese okey misiniz? Ben okeyim. Ben direkt okeyim. Direkt kabul ediyorum. 2.8 milyon euro. Hatta bir şey söyleyeyim mi? Bak lafıma darılmayacaksanız söyleyeyim. Eğer 2.8 milyon euroyu kabul etmiyorsanız aklınıza tükürüyüm. Gerçekten aklınıza tükürüyüm. Ne yapacaksın daha ya? Daha ne yapacaksın ya? Daha ne yapacaksın ya? Ne kadar bekliyorsunuz? 50 milyon euro mu bekliyorsunuz? 2.8 bence çok çok iyidir. Ha, Süper Lig'den de isteyen kulüp ya da kulüpler olabilir. Aşağıdan, yukarıdan, ortadan isteyen kulüpler olabilir. Ben onu belirteyim arkadaşlar. Yani olabilir, sadece bunu söyleyeyim. Devam ediyorum. Bu arada Fenerbahçe ilk transferini yaptı biliyorsunuz. Harbi yaptı. Almanya'da forma giyen genç milli takımımızda oynayan 18 yaşındaki orta saha oyuncusu Ozan Sumcuk Fenerbahçe'de. Ben kimsenin hakkını yemeyeyim. Bu transferi ilk duyuran Sercan Hamzoğlu'nu da tebrik ediyorum. Sercan Hamzoğlu güzel bir haber başarısına imza atmıştır. Söylemiştir. Ben de 23 Ekim'de zaten topluluk kısmında var. Bakın herkese açık paylaştım. 23 Ekim'de bir videoda 3-4 tane duyum arka arkaya paylaştım. 23 Ekim. Yani orada mesela bazı duyumlar var. Yani oraya bakın arkadaşlar. Hala geçerliliğini sürdüren duyumlar var orada. Hani üyelere mesela o zaman öyle duyum veriyorduk. İşte videonun altına yazıyorduk. Onlar da videoya tıklıyordu. Bu sayede hem videoya 100-200 izlenme gelmiş oluyordu. Hem de üyeler duyum alıyordu. Ama şimdi direkt topluluk kısmında alıyorlar. Onu da belirttik. Hayırlı olsun ilk transferimiz. Sonrasında Fenerbahçe'den Şakiri bombası. Devre arasında teklif yapılacak. Allah için. Göz bir arıyor değil mi? Hatem Ben Arfa Fenerbahçe'de. Geliyor yarın Eren Zahavi. Değil mi? Göz bir arıyor. Dıt 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 dıt. Yani böyle bir müzik koyuyorlar. Araya veriyorlar ya. Dıt 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 dıt. Geliyor yarın Eren Zahavi. Dıt 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 dıt. Hatem Ben Arfa Fenerbahçe'de falan. Hani bunlar klasikleşiyor artık. Başka? Şey, Taliska Fenerbahçe'de. Dıt 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 dıt. Abu Bakar Fener'e. Dıt 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 dıt. Hani bunun editini yapıyorlar ya. Ben bitiyorum onlara ya. O editler çok güzel oluyor yani. Bir de manşetini falan veriyorlar. Gerçi bizim video başlıklarının manşetini verseler rezil olur. O gelmiş, bu gelmiş falan. Ama ben de şunu yapıyorum. Adam kesin bizde diyor. Ben de başlığını koyuyorum. Anlatıyorum, bu herif sallıyor diyorum. Yalan söylüyor diyorum. Gelmeyecek diyorum. Ama ihale bana kalıyor. Niye? Onlar çok güzel yalan söyledikleri için, biz de doğru konuştuğumuz için ihale hep doğru söyleyene kalıyor. Fenerbahçe eski gözdesi Şırdan Şakiri'yi yeniden gündemine almış. İsviçre'nin Kamerun'u 1-0 yendiği maçta asist yapmış. Kollar sıvanmış. Şimdi bunlara göre Fenerbahçe şöyle. Birini almamız lazım ama kimi alsak? Biri lazım. Ya birine, biri bir transfer yapmamız lazım ama kimi yapmamız lazım? Başkanım, televizyonda maç var ya. Kimin maçı var lan? Kamerun İsviçre maçı var. İyi, izleyelim bakalım, gel. Belki o zaman aklımıza gelir. Evet, İsviçre 1-0 öne geçti. Asisti kim yaptı? Şakiri. Herkes birbirine bakıyor böyle. Fenerbahçe'nin böyle transfer komitesi, hepsi birbirine bakıyor. Gözleri büyüyor. Benim düşündüğümü siz de düşünüyor musunuz diyor. Ne? Herkes evet evet, asisti de yaptı. Eski aşk alevlendi. Hemen alalım diyor. Hemen Google'a yazıyorlar. Nasıl yazılıyordu lan Şakiri? Şırdan. Şırdan. Oğlum tuhaf bir şey çıktı lan. Tövbe estağfurullah. Oğlum dalga mı geçiyoruz lan? Bunun adı nasıl yazılıyordu? Ya öyle değil ya. Şırdan diye değil. X. X. Oğlum X'den başlayan pek hayır gelmez.
Herdan bunu mu demek istediniz? Şakir. Ha bu. Tıkla. Transfer marketine gir. Dünya Kupası'nda oynuyor. İyi. Güzel. Hangi takımdaymış şimdi? En çok Fenerbahçe ilgilenmiş. Sağ kanat mevkisi. Solda da 10 numarada da oynayabiliyor. Yaşı 31. İyi olur. Alabiliriz bunu. Güzel. Bu arada var incelemesi falan sürüyor o arada. Golde bir sıkıntı var mı diye. Bizimkiler daha devam ediyor. Ocak ayında mı düğmeye basalım? Ocak ayında düğmeye basalım transfer için. Tamam. ABD'de oynuyormuş. Lan Pensilvanya falan olmasın oğlum maçımıza inşallah. Chicago'da oynuyormuş. Chicago forması giyiyor. Kesin Avrupa'ya da dönmek istiyordur. Kesin. Yani ABD'de oynuyorsa kesin Avrupa'ya dönmek istiyordur. Niye? ABD'de su çıktı çünkü. ABD'de oynayan futbolcu kesin Avrupa'ya dönmek ister. Ulan bunu güzel haberleştirebiliriz ha. Ocak ayında düğmeye basılacak. Avrupa'ya tekrar dönme hedefi var. Neyse oğlum bizim işimiz transfer. Dur şuna bakalım. Jesus Joker gibi kullanır mı lan bunu? Kullanır oğlum iki her tarafta oynuyor. Tamam sol bekte bile oynatır. Jesus'a söyleyelim lan. Dur bir bakalım dur. Bu sezon 36 maça çıkmış. 7 gol 8 asist. 7 artı 8. Kardeşim kendi kendine hesaplayamıyor musun? Yok ya hesapla yanlışlık çıkmasın diye. 36 maç 7 artı 8 eşittir 15. 15 gol katkısı. Oğlum 15 gol katkısı desek yer mi lan? Oğlum bu Erol Bulut mu lan? Oynadığı maç sayısını attığı gol sayısı zannedecek. Ha yemez deme ya. Jesus yemez. Yaşlı ya ben ondan dedim. Oğlum o ne tilkidir ne kurttur o sen boşver onu. 8 asist. Kulübüyle sözleşme 2024'te son eriyor. Biz bunu alamayız ki. Vermez oğlum ABD'liler bize. Oğlum Tayyip Erdoğan'ı falan araya sokuştururuz. İçişleri Bakanı, Dışişleri Bakanı. Yazayım mı? Yok oğlum yazma lan. Millet zaten malzeme arıyor. Stadın ismini Atatürk yaptık. Bir sürü tepki var. Onu yazmayın. Başka bir şey yazın. Güncel piyasa değeri 4 milyon euro. 4 milyon euro yazsak. Çöp mü derler? Piyasa değeri 4 diye. Bak Galatasaray işte Van'da Nara'yı mı aldı? Yok o şeyiydi. Hocasıydı. Icardi'yi aldı işte. Bilmem şey, Mertens'i aldı. Biz bunu mu alacağız? Bunu mu layık görüyoruz demezler mi? Derler. Çöplerler. Olsun lan. Oğlum Malezya'da böyleydi geldiğinde. Neyse 4 milyon euroymuş. Boy 1.69. Oğlum tuhaf tuhaf şeyler çıkıyor. 1.69 falan. Bu ne biçim bir futbolcu lan İsviçreli. 2022 yılında Lyon'dan 7 milyon euro yakmış. Oğlum 7'yi almışlarsa vermezler lan ucuza. Kariyerinde Liverpool, Inter, Stok, Bayern, Basel. Altına da yazayım lan Beşiktaş'tan daha büyük kariyeri var diye. Yazma neyse tamamdır ayıp olur. Yazma bir tepki çekmeyelim. Sonra gelirler. Kimin takımına laf ediyorsun? Falan kimseyle uğraşmayalım. Ben haberi nasıl yapacağım falan. Ya oğlum bunu söyleyin şeye. Bak haberin devamına şunu yazın. Jesus onay verirse tecrübeli yıldız Fenerbahçe'ye katılacak. Vallahi oğlum her türlü gideri var lan. Oğlum Türkiye'de habercilik ne kolay lan vallahi. Kalıplaşmış cümleleri kitle gitsin herkes şey yapar falan. Herhalde bizim transfer komitesinin böyle çalıştığını zannediyorlar. Hocam ne anlatıyorsun sen sabıtan? Siz ne anlatıyorsunuz? Adamlar sallamışlar. Ulan koskoca haberleri okudum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 bilmem kaç tane başlık verdim. İşlerinden sadece bir tanesi doğru. Ozan Sunacak Fenerbahçe'de. Şimdi ben başlar desem ki Fenerbahçe ilk transferini yaptı. Hayırlı uğurlu olsun. Hem de orta saha diye. Bu sefer de it kopuk yazacaklar. Çelişk bayit yapacaksın. Desem ki iki stoper yolcu, iki stoper bir kanat geliyor. İşte detaylar desem çelişk bayit diyeceksiniz. Ben ne anlattım ne yazayım? Buyurun başlığa ne yazayım? Vallahi direkt engelliyorum ya. Yeter ya. Daha ben ne yapayım abi? Siz Fenerbahçe transfer heyetinin böyle çalıştığını düşünüyorsanız ben ne yapabilirim? Türkiye'de habercilik eğer sahtekarsanız, yalancıysanız, kaynağınız diyeyim hani kaynak adminin şeyi gönlü falan diyorlar ya mesela. Kaynağınız şeyse bu arada Melih Bostan'la 1-0 öne geçtik. Savunmanın geriye doğru bir hatası. Futbolcumuz aldı Melih Bostan'a. Melih Bostan kaleciyi çalınmadı. Bir futbolcu da kaleye geçmiş haldeydi ve golünü attı. 1-0 öndeyiz. Şimdi adamların kaynağı gönlü olunca ben ne yapayım abi? Dürüst haber vermek zor. Evet, işte bu yüzden diyorum. Eğer doğru haber, dürüst haber sizin duygularınızla oynamayacak bir insan arıyorsanız
Ve 7-24 Fenerbahçe'yi konuşacak bir insan arıyorsanız, Allah'tan bir mani gelmezse günlük her gün videolarımız da oluyor. Böyle bir insan arıyorsanız kanalımıza abone olabilirsiniz. Yok, ben sahtekarlıklar içerisinde yaşamak istiyorum. Benim hayatım yalan ama WhatsApp durumuma falan yazıyorum. Yalancılardan bıktım. Lanet olsun yalancılara. Herkes beni dolandırıyor. Herkes kandırıyor. Herkes kafir, bir ben Müslümanım. Hashtag gülücük gülücük falan diyorsanız yanlış adrestesiniz. Başka kanalı tercih edebilirsiniz. Görüşmek üzere.